Kim Jong-il'in ölümünün ardından yasa boğulan Kuzey Kore'de cenaze töreni hazırlıkları başladı. 28 Aralık'ta başkent Pyongyang'da yapılacak tören için kent baştan aşağı yenileniyor. Kuzey Kore sevgili lideri için yas tutmaya devam ederken ülkenin yeni lideri Kim Jong-un, Komünist Parti'nin resmi yayın organı tarafından başkomutan ilan edildi. Şimdiye kadar büyük varis ve büyük yoldaş diye anılan Kim Jong-un'un başkomutan ilan edilmesi, babası Kim Jong-il'in ölümünden sonra iktidarının daha da güçlendiği anlamına geliyor. Ayrıca Kuzey Kore resmi basınının da yeni liderin adını kalın karakterlerle bastığı, bu durumun rejimin liderine bağlılığın göstergesi olarak kabul edildiği bildirildi. Bu sırada Kim Jong-un ülkeye taziye ziyaretinde bulunan Güney Kore heyetini kabul etti. Yeni lider bu ziyaretle ilk kez Güney Koreli yetkililerle bir araya geldi. Heyette Güney Kore'nin eski First Lady'si de bulunuyor.